Hoş geldiniz Buse Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizleri ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz deyin. Ayrıca çok memnun oldum. Bizden çok memnun olduk. Ettiğiniz için. Tabelada bizi seçtiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Bir anda böyle geldik. Tabelada isminizi gördük. Malum kadınların en çok vakit geçirdiği yerler güzellik merkezleri. Evet, Malatya'ya uğramışken de sizleri tercih etmek, sizlerin yanına uğramak istedik. Bu noktada ben biraz sizleri tanımak istiyorum. Adım Güler, Güler Türkoğlu. 25 senelik evliyim. Bu mesleğe uzun zamandır bu mesleği gerçekten sevdiğim bir meslek. Hep içerisindeydim. Kendi iş yerimi açalı 2017'de iş yerimi açtım. Çok güzel. Yani daha önce farklı yerlerde çalışıyorduk farklı bu alanda. Kendi iş yerinize de 2017'den evet, beri sahipsiniz. Kendi iş yerimi 2017. Peki nasıl başladı bu heves, bu merak? Ben aslında bunu merak ediyorum. Vallahi bu heves hep içimde vardı. Hep zaten kız kardeşlerim de bana söyler. Hep içimde bu mesleği yapmak vardı. Kısmetmiş öyle diyelim. Peki yani nasıl bir duygu? Kadınlara hizmet etmek, onların güzel dokunuşlar sergilemek, onların mutluluklarına şahit olmak nasıl bir his? Aslında peki? Çok güzel bir konuya değindiniz. Kadınları mutlu ettiğim zaman ya da güzel sonuçlar aldığımız, özellikle kadınlar cilt bakımında. Malatya biliyorsunuz. Kırsal bir bölge. Evet. Bir de geçimini şeyle sağlayan bir bölge. Tarımla sağlayan bir bölge. Güneşe çok maruz kalıyorlar. Evet, kesinlikle. En büyük sorunları cilt. Ben de kendimi ciltte geliştirmek istedim. Malatya'da gerçekten cilt konusunda üstüme tanımıyorum. İddialıyız aynı zamanda. Evet. Şimdi şöyle güzel sonuçlar aldığım zaman mutlu oluyorum ve gece çok rahat uyuyorum. O kadınların gözün içindeki ışıltıyı gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu da bana ayrı bir haz veriyor ve işimi severek yapmama sebep oluyor. Şimdi bizler de bir kadınız netice itibariyle gerek bölgesel incelme uygulaması gördükten sonra işe yaradığını bildiğimizde böyle bir inceldiğimizi gördüğümüzde size de bölgesel incelme yapacağım. Ben de bunu zaten talep edeceğim mutlaka çünkü bu zamanlar doğuya gelmişken löp löp yiyoruz malum ve bunlar da yağ. Malatya'nın yemekleri de çok güzel bu arada. Kesinlikle Malatya'nın da yemekleri çok güzel. Yiyince ne oluyor haliyle? Karın şişiyor. Karın şişince de ne yapıyoruz? Bir güzellik merkezinin kapısını çalıyoruz. Bugün de sizlerin kapısını çalmış olduk. Peki ben tam yerine geldiniz. Ben ona eminim zaten iddianızdan anladım. Peki şuna değinmek istiyorum ki şimdi ben ön yargıları biraz da ortadan kaldırmak istiyorum. Cilt bakımları konusunda, lazer epilasyon konusunda her işlem yapıldığında tenimize temas ediliyor. Evet. Ve gerek cihazların hassasiyeti, gerek uzman isimlerin hassasiyeti çok önemli. Bu kesinlikle. Noktada işlemleri kimler yapıyor burada ve ne gibi hassasiyetler sergiliyorsunuz? Şimdi önce bizim için eğitim çok önemli. Şimdi lazer epilasyonda lazer uzmanım var. Bölgesel zayıflamada bölgesel uzman. Cilt bakımını özellikle ben kendim alıyorum. Süper. Cildi gerçekten dediğim gibi çok önemli. O kadar iddialısınız. Evet. Tabii ki de sizler yapın işlemi. Cilt bakımın evet çalışanlarım var ama cilt bakımını özellikle cilt biliyorsunuz çok önemli. Kesinlikle. Benim için. Yani insana baktığınız zaman yüzüne bakıyorum yani. Doğru değil mi? Kesinlikle. Peki bir cilt bakımı önerilmesi gerekildiği zaman ne kadar zamanda bir kadınlarımız böyle gidip kendilerine bakım yaptırmalılar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Cildin yapısına göre biz o şeyi veriyoruz, aşamayı veriyoruz. Ama ayda bir cilt bakımı, her kişinin ayda bir cilt bakımı yapması gerekiyor. Ayda bir kere diyoruz. Evet, tabii ki problemli ciltlerin tedavisi farklı. Onun özel protokollerle, onun periyotik ayar şeylerini, günlerini biz veriyoruz. Ama normal cilt bakımını yaptırdık, bütün sorunları ortada kaldırdık. Ben danışanıma diyorum ki ayda bir cilt bakımı yaptırman gerekiyor. Yani devamlılığının mutlaka gelmesi tabii gerekiyor. Tabii gerçi ki. Şöyle bir şey var ki tüm güzellik merkezlerini uygulamış olduğumuz artık işlemlerin devamlılığı geldiği zaman işe yaradığını biliyoruz. Yani bir kere yaptırdık, köşemize çekildik, bu işe yaramadı gibi bir durum kesinlikle. Söz konusu değil. Her konuda devamlılığının gelmesi kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Peki ben sormak istiyorum ki evet tamam cilt bakımında iddialısınız. Çok da severek yapıyorsunuz ama bu işte kendinize böyle uygulanmasını en çok sevdiğiniz iş hangisi, işlem hangisi? Kendimi uyguladım. Kesinlikle. Cilt bakımında hidrofeşyum ve medikal cilt bakımı o masaya yattığım zaman geçen kızlara da kendime yaptırdım. Hatta durum da attım. Bütün müşterilerim de bana diyor ki abla zaten seninle güzelliğe ihtiyacın yok diye. Güzellik merkezi sahibiyiz olacağız tabii. Medikal cilt bakımında gerçekten o buharı verdiğin zaman o aparatları kullandığım zaman masaj gibi geliyor. En çok hoşuma giden şey medikal cilt bakımı. Siz anlatırken ben rahatladım. Burada evet. Böyle huşuya sahip oldum. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten
insanın böyle elini yüzünü silip makyajını silip böyle o cilt bakımı yatağına yatası evet, gelir ama o yatağı maalesef ki mesaiyi dinlemiyor efendim. Cilt bakımı bölgesel inceleme çünkü yolculuğumuz daha çok uzun. Peki, ama sana yapacağım söz. Sözü aldık. Peki şunu da çok merak ediyorum. Evet kızınızla beraber de aynı zamanda evet, buradasınız. Kızımla birlikte ofisinizi çalışıyorum. Ofisinizi sizlere el sıkışırken karşılaştığımız zaman gördüm ki birçok sertifikanız var. Evet. Ya bu noktada hangi uzmanlıkları aldık, hangi eğitimleri tamamladık bunu da merak etmiyor değilim. Çünkü arkamızda çok uzun yıllar var aslında. Evet. Şimdi bir güzellik merkezi işletmeliğinde ne gerekiyorsa kalfalığı aldım, çıraklıktan başladım, ustalık belgemizi aldık. Şu anda ustaölçü belgem var ve kızımı yetiştirdiğim gibi ve kızım gibi birçok yanımda da ustalar yetiştiriyorum. Harika, çok güzel. Kadınlarımıza da aynı zamanda kesinlikle, iş olanağı sağlamış kesinlikle, oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizden sonraki biliyorsun herkesin bir ömrü vardır. Kesinlikle. Bizden sonraki bu mesleğimiz devam etsin, bu güzellikler devam etsin diye ona da özellikle çok çok önem veriyorum. O zaman biz de diyoruz ki başarılarınız daim olsun. Vermiş olduğunuz tüm bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben biraz meraklı ederim. Bir insanımdır. Cihazlarınızı görmek istiyorum, odalarınızı tabii gezmek ki, istiyorum. Tabii ki. Aynı zamanda izleyicilerimize de tabii ki de göstermek tabii, istiyorum. Gezelim. Bu noktada son olarak bizlere ve izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Mutlu olun. Güzel olun, güzel bakın, güzel kalın. Çok teşekkür ederim efendim. Bizler de Güler Hanım vasıtasıyla diyoruz ki mutlu olun, mutlu bakın. Kendinize evet, de iyi bakın aynı zamanda. Bir güzellik merkezinden daha seslendik sizlere. Bu noktada bilgileri aldık, detayları aldık. Aslında işlemler içinde biraz odaları gezmek istiyorum. Bizleri seyirde kalın, hoşça kalın.